Bu dönemde öncelikle anne adayının daha önceden bilinen bir rahatsızlığı olup olmadığını, daha önceden geçirdiği bir operasyonu olup olmadığını sorguluyoruz. Aynı zamanda bu sırada kullandığı herhangi bir tıbbi ilaç var mı? Alkol alımı, sigara kullanımı, kafein kullanımı bunları sorguluyoruz. Ve eğer varsa daha önceki gebeliklerinde herhangi bir problem olup olmadığını araştırıyoruz. Özellikle önceki gebeliklerinde düşük, erken doğum, ölü doğum, anomalili doğum veya bir doğum travması varsa veyahut da gebelikle ilgili bir problemle karşılaşılmışsa bunları değerlendiriyoruz. Daha sonra yapılan muayene ve ultrason ile genital organlarının değerlendirmesine geçiyoruz. Eğer anne adayının bilinen bir veya görülen bir vajinal enfeksiyonu varsa bunu tedavi ediyoruz. Daha önceden bir yıldan uzun bir süredir simir testi aldırmamışsa bu simir testini alıyoruz. Ayrıca gebelik sırasında gebeliğe engel olabilecek veya gebelik sonrasında problem yaratabilecek rahimde miyom veya polip olup olmadığını, yumurtalıklarda kist olup olmadığını değerlendiriyoruz. Gerekiyorsa da öncelikle bunların tedavisini yapıp daha sonra gebe kalmasını planlıyoruz. Bu aşamalardan sonra gebelik sırasında takip edebilmek amacıyla annenin boyunu, kilosunu, tansiyonunu ölçüyoruz. Çünkü gebeliğe ideal kiloyla başlamak çok önemli. Gebelik asla rejim yapılamayacak bir dönem ve bu nedenle eğer aşırı kilo varsa bunun daha öncesinde verilmesini istiyoruz. Çünkü aşırı kilo gebelikte hipertansiyon, şeker hastalığı gibi çok ciddi problemlere yol açabiliyor.